narsalarını tabiatı ko'tarmaganligidan tarqiganlar. Buxoriydan. Mana sahroda dob degan hayvon bor, eshka maraka kaltakasaki o'sha katta jonivor. Uni pishirib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni oldiga olib kelishdi. Rasululloh qo'lini uzatib turib, "Nima bu?" deb so'radilar. Hamaraqa dob deyishganida qo'lini qaytarib oldilar. Rasululloh yemadilar. Shu yerda hozir bo'lib turgan Xolid ibn Valid so'radi. "Ahromun huwa?" Ya Rasululloh, "Harommi?" dedi. Rasululloh, "Yo'q. Meni qavmimda bu narsa yo'q," dedilar. Boshqalar yeyishdi. Demak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tabiatı ko'tarmagani uchun bu narsani yemadi. Endi Rasululloh yemasa bu narsa man qilingan deganimi? Demak, Rasululloh ba'zi bir narsani tabiatı ko'tarmasdan tarqigan bo'lishi mumkin. Payg'ambarimiz ba'zi bir narsani unutib tarqigan bo'lishi mumkin. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam peshinni 2 rakat o'qib qo'ydilar. 2 rakat. Sahobalar namozda bir yangilik paydo bo'ldimi deganida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Inna ma ana basharun ansa kama tansaun va idza nasitu fadhakkiruni." Albatta men ham sizlarga o'xshagan odamman. Sizlar unutganda ham men ham o'tib qo'yishim mumkin. Agar unutgan bo'lsam, menga eslatib qo'yinglar dedilar. Unutib qolgan bo'lishi mumkin. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir narsani tark qilgan bo'lsa, bu harom degani emas. Qasdan tark qilish. Ya'ni ayrim ishlarni payg'ambarimiz musulmonlarga farz bo'lib qolishdan qo'rqib tark qilganlar. Masalan, taroveh namozi. Paydar-pay 3 kun taroveh namozi o'qidilar, odamlar kundan-kunga ko'payib borishdi. 4-chi kun chiqmay qo'ydilar namozga. Nima uchun? U davr, birodarlar, Rasulullohning davri. Shariy hukmlar tushib turgan davr. Agar men tarovohni har kuni o'qisam, ummatga bu narsa farz bo'lib qolmasin degan maqsadda 4-chi kun tarovohga chiqmadilar. Rasululloh tarovohni tark qilganini ko'rib sahobalar, demak bu ish mumkin emas ekan deb tushunishmadi. Ammo taroveh namozi sunnati muakkada ekanligi ittifoq qilingan. Tabiat ko'tarmagan uchun unutib, farz bo'lib qolishdan qo'rqib ayrim amallarni tark qilgan. Tark qilgani Rasulullohni man qilgani degani emas. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga dalolat qilish. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga dalolat qilish, ya'ni maslahat berish. Nabiy sollallohu alayhi vasallam juma kunida xutbani xurmo daraxtiga suyanib qilardilar. Odamlar ko'payib ketgandan keyin payg'ambar sollallohu ko'rish imkoniyati hammada ham bo'lmay qolardi. Shunda u zotga minbar yasab berish taklif aytildi. Rasululloh minbarda turib xutba qilmagan, bu amalni qilmagan, tark qilgan. Men buni qilmaganman, sizlar ham buni qilmanglar dedilarmi? Yo'q, qabul qildilar. Bu ham maqosidu shariya doirasidagi ish bo'ldi. Payg'ambarimizga taklif qilindi minbar qilishlik va u zot qabul qildilar. Hozirda ayrim odamlar aytib qoladi, masjidga minora qilish bidiyat, mikrofon bidiyat. Nimaga bidiyat desang, Rasululloh qilmagan deydi. Birodarlar, ilm o'qish kerak. Oyoqdan bayoqdan bir uzuq yuluq ma'lumotni eshitib olib, mana shu ilm deb qatib olmaslik kerak. Ilm olishdan, ilmiy saviyani ko'tarishdan to'xtamaslik kerak. Payg'ambarimiz beshikdan qabrgacha ilm ol degan. Ana shu har bitta narsani bidat degan birodarlar, insof qilinglar. Bir yilda 50 ta kitob o'qiysizmi? Yo'q. 40 ta kitob o'qiysizmi? Yo'q. 10 tachi. O'zingizga shu savolni bering. Bir yilda 10 ta kitob o'qimaydigan odam ulamolarni qilayotgan ishlarini, qilayotgan amallarini tanqid qilib, ularni bid'atchilikda ayblashlik to'g'ri bo'ladimi? Masjidda mehrob bo'lish bid'at degan fatvolar bor ekan. Onani qo'lini o'pishlik, onani peshanasini o'pishlik bid'at ekan. Birodarlar, onani rozi qilish, unga bo'lgan muhabbatni izhor qilish ma'nosida bo'ladigan bo'lsa, bu qo'lini peshanasini o'pishlik ayni muddao. Bu ota-onani rozi qilishlik vojib edi. Endi qo'lini o'pish ham bid'at bo'lib qoldimi? Juma kuni dam olish qilish ham bid'at ekan, jumangiz qulluq olsun deyish ham bid'at ekan, yana subhanalloh. Eski mavzularimizda aytganmiz. Bir yigit aytyapti menga, mashinasida ketyapmiz.
namaz okuştu başlaganından beri svetoforga toxtamay qoydum deyapti. Yani namaz okumasdan qingir qishiq yurgan paytda svetoforga toxtar ekan. Endi namaz okugandan keyin dindor bo'lgandan keyin toxtamay qo'yibdi. Nimaga toxtamay qo'yasiz desam, svetofor musulmonlar o'ylab topgan narsa emas ekan deydi. Ana musibat, ana musibat. Ha, tayindagi mashinani kim o'ylab topdi unda? Qo'lingdagi soatni shi, asfaltni shi. Mana shu narsa ilmsizlik. Bu musibat. Dinni mana shunday tort tushunib olgan ayrim birodarlarimiz o'zini ham, atrofdagilarni ham qiyinchilikka solib qo'yapti. Birodar, bu yo'l bilan uzoqqa bora olmaysan. Birodar, din faqat sen eshitib olgan ma'lumot emas. Sen kitob o'qi, ilm ol, saqofatingni ko'tar, qatib olma. Mendan boshqasi adashgan degan fikrdan qayt. Quduqda tug'ilib uni tashqarisiga chiqmagan baqa quduq ichida turib osmonga qarar ekan. Osmonni quduqni og'zicha qismini ko'rib olib, men osmonni ko'ryapman hammasini der ekan. Lekin osmon u ko'rayotganchalikmi? Senga mana shu islom deb kimdir o'rgatgan bo'lsa, shuni o'zi bilan qatib qolma. Ummatni kibor ulamolarning kitoblarini, ummahot kitoblaridagi ilmni o'qi. İslam'ı ummahatul kitablardan, katta kitablardan örgen, broşürlerden emas. Yana tekrar aytamiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir amalini terk kılgan bolsa, şu amalinin haramligi, men kılinganligini, bidatligini bildirmiydi. Bu ittifak kılingan mesela. Sahabalardan korkup terk kılış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı bir narsalarını adamlardan korkup, adamlarda raayasını kılıp terk kılganlar. Makka fath qilindi 8-chi hijriy yilda. Mana endi Makka musulmonlarning qo'lida. Oysha onamizga payg'ambarimiz nima dedilar? Ey Oysha, agar sizni qavmingiz Quraysh islomga yangi kirgan bo'lmaganida Baytullohni buzib, uni bobom Ibrohimning poydevoriga qurgan bo'lar edim. Eshikni yerga tushirib, uni qarsidan ikkinchi eshikni ochib qo'yar edim, hamda xatimni binoga qo'shib qo'ygan bo'lardim dedilar. İbrahim Aleyhisselam kurgan Kabatullah'ını Kureyş buzup tamir kıyan idi. Resulullah 35 yaşlı gidi. Bu derslerden, sihret derslerden ayeti ötkenimiz. Şunda İbrahim Aleyhisselam kurgan da kıkırıp kuruşma gendi. Eşiğini yerden kötarıp koyuşken idi. Arka tamanda eşiğini yafı koyuşken idi. Ve belki hatimle alakada kıp koyuşken idi. Peygamberim şunu ayeti yaptılar. Eğer sizi kavmiz İslam'da yenge kabul kıyan bulma gendi. Yani beni kıyan işime doğru düşüngen idi. Nima qilardim? Bobom Ibrohim qurganda ham qurardim dedilar. Nimadan qo'rqdilar? Qurayshning qalbi endi islomga ulfat bo'lib turganda, johiliyatdan endi uzilib turganida Ka'bani buzib o'zgartirsa, nima deyshardi bu Quraysh? Ana, Muhammad kelib Ka'bani ham o'z xohlagandek qilib oldi, odamlarga rioyasini qildi. Demak, birodarlar, bidatul mahmuda, bidatul mazmuma. Darsimizning avvalidagi hadisni bir qator o'qiymiz birodarlar. Jabir roziyallohu anhudan va sharrul umuri muhdathatuha va kullu bid'atin dalala. Ishlarning yomonlari keyin paydo bo'lganlari va har bitta bid'at zalolat. Ulamolar aytishadi, dinda uning asli bo'lmagan ishlarni dindan deb aytishlik zalolat bid'ati bo'ladi. Islomda asli bo'lmagan narsalarni dindan deganlar bu karomiyalar, mushabbahalar, mu'tazilalar, jabariyalar islomda asli bo'lmagan narsalarni dindan deyishlik bu yomon bid'at. Karomiya, mushabbaha, mu'tazilalar, jabariyalar mashlarga misol. Mushabbihalar Allohning sifatlarini biz sifatlarimiz kabi deyishdi. Jabariyalar inson uning taqdiriga bitilgan narsanigina qiladi. Insonda tanlash ixtiyori yo'q deyishdi. Ana shu adashgan toifalarda yana biri kishi iymonli bo'lsa, unga qilgan gunohi zarar qilmaydi dedi. Yana bir adashgan toifalar kishi gunoh qilishi bilan iymondan chiqadi dedi. Har bir bid'at zalolat degani aqidaviy masalalardagi bid'at degani. Har bir bid'at zalolat degani aqidaviy masalalardagi bid'at bid'atu zalolat degani. Aqidaga yangilik kiritib bo'lmaydi.
Akidevi masalalarda Allah ve Resulü belgiler bergen çekereden ötmesini gerek bandalar. Akidevi masalar tavkifi masalalar. Yani yapılgen, tohtatılgen masalalar. Biz hazır fikhi masalalardaki bid'atlarını görüp çıkıyoruz. İnsan tabiatı elbette yengilliydi, haliydi. Namazdan keyingi amallar bid'at değilse, nafske bu söz yok adı. Şunun için turup çıkıp geçişe şaşıladı. Ümrege varken buradalarımız görgensiler, anaşı yurttaki maçlarını içige plakatlarda idip koygen. Namazdan keyingi zikirler de koygen. 33 madde falan zikirler aytilinadi, keyin kelime-i tevhid, keyin ayet-el kürsi. Var buradalar, namazdan keyingi zikirlerinin aslı var. Hadisler var sahih. Ayrım nasalar hakkında şeriatımız sükut kıldı. Resulullah sükut kıldılar. Bu, ünütkenlik denmez. Ümmetke rahmet buluş için. Bidat iki kıl buladı. Bidat-ı mahmuda, bidat-ı mazmuma. Akidada bidat kılgen taifalar yok bop gitken. Akidada yengeli kılgen taifalar yok bop gitken. Mu'tazila, kerramiye, müşabbaha, cebariye, muattala. Çünkü batıl nasıl buradalar? Yok bu ketada. Kul ca'al haqqu ve zahaqal batıl. Aytin, hak geldi ve batıl yok buldu. Ayrım nafil amallarını buradalar özümüz kılamayken bulsak, kılayakkenlerdi bidatçı demeyelik. Masjidlerimizde kılınırken amallarını buradalar dalilleri mazhab kitaplarımızda keltirip koyulgen. Eğer o dalillerini biz bilmeyken bulsak, biz savatsız bulsak, onları bidatta şu amallı kılıkkenle bile uğruşmayalık. Nafil amallarını bende kılıp borarken Allah onu yakış görüp kaladı. Allah da Allah hamamızı tavfik versin. Avvalki 3 asırdaki salaf-ı salihinler ve keyingi asırda yaşayan halaf ulamalarının kitaplarını okup, örgenip dinimizi amal kılışki Allah da Allah tavfik versin. İslamımızı saf surat örgenişi gibi bir özü yol versin. Örgengen ilmimiz bizi Müslümanlarını yaş görüşge alıp varsın. Bölünüşten, tafrikaki şüphalışıdan Allah'ın özü saklasın. Akulu kavli hada ve astagfirullah li ve lakum. İnna Allah ve melaketahu yusalluna ala nabi. Ya eyyühellezine amanu sallu aleyhi ve sellimu taslima ve sallallahu ta'ala ala khayri halkihi Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecma'in bir rahmetike ya erhamer rahimin.